Velhasıl, velhasıl Allah'ın emirlerini tutmak, Peygamberi Zişan'ın buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrü şehid. Benim ümmetimin fesadı vaktinde benim sünnetime yapışanlar var ya, onlara yüz şehit mükafatı vardır dedi Resul-i Ekrem. Dediler ki ya Resulallah neden? Neden yüz şehit mükafatı? Bir değil yüz şehit mükafatı. Dedi ki o gün benim sünnetimi yaşamak elinde bir kor ateş tutmak gibi zor olacak dedi. Zor olacak. Elinde o kor ateşi tutarsan yüz şehit mi sevabı senindir yani. Allah'ın izniyle. Ama hepimiz kor ateşi görünce kaçıyoruz. Halbuki Hazreti İbrahim gibi olmamız lazımdı. Hasbi Allahu ve Ne için atılıyorum? Ne için atılıyorum ben bu ateşe? Ya ne üstün bir anlayış, ne üstün bir idrak onlardaki. Allah'a olan bağlılığına bak. Ben ne için atılıyorum bu ateşe? Allah'ın düşmanlarını paramparça ettim diye beni atıyorlar. Bundan büyük bayram mı olur? Yanıp kül olayı mu ateşte ya hak için. Ne olacak yani? Allah'ın düşmanlarını, Allah'ın istemedik şeyleri paramparça etmişim ben. Yaksınlar beni. Kessinler beni. Ne umurum. Ne umurum. Netice öyle bir aşk, öyle bir bağlılık. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki var mı bir isteğin benden? Yok diyor. Şuraya bak. Biz olsaydık neredesin Cebrail? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> neredesin seni bekliyorum. <laughs> neredesin yanacaktım falan. <laughs> Biz öyle karşı. <laughs> yok diyor. Seni buraya gönderen benim ne halde olduğumu biliyor mu? Biliyor. Benim ondan başkasına ihtiyacım yok. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Son sözü buydu diyor Peygamber Zişan ateşe atılmadan önce. Allah bana yeter, o ne güzel yardımcıdır. Bir attılar İbrahim Aleyhisselam ateşe. Ve eradu bihi keyden fe cealnâhumul Bir plan kurdular benim dostuma diyor Allahu Teala. Ben onları rezil ettim. Rezil ettim. Ateş sadece İbrahim Aleyhisselam bağlayan ipleri yaktı. <laughs> sadece çözdü İbrahim Aleyhisselam yani. Berden ve selamen Soğuk ve emniyetlere Geldi Ama ne oldu Bitti mi imtihan Bitmedi Son nefese kadar imtihan bitmiyor Sonra Ve kâle inni zâhibun ilâ rabbi seyehdîn Böyle kesin konuşacaksın işte Böyle kesin itimat edeceksin Ben Rabbime gidiyorum dedi Zâhibun ilâ rabbi O bana yolumu gösterir O kavimden çıktı gitti İbrahim Aleyhisselam. Bu olaydan sonra. din. Şeksiz şüphesiz. Rabbim bana nereye gideceğimi gösterir. Böyle yola çıkıyor onlar. Böyle yola çıkıyor. Şey Nazım Kıbrıs Hazretleri şeyhini bulmaya gidiyor Şam'a. Evini bilmiyor. <laughs> Nerede oturduğunu bilmiyor. Kalbime bakıyordum diyor. Kalbime böyle yol çatallandımı. mı kalbime bakıyordum. Kalbim ne taraftan derse o tarafa gidiyordum. Geldim evlerin yanına Baktım bir sürü kapılar. Yine kalme baktım. Bir kapıya doğru gitmek böyle kalbime ilham olundu. Oraya doğru gittim. Kapının önüne geldim. Kapı açıldı diyor. Kapı açıldı. Kim? Abdullah Dağıstani Hazretleri. Şeyhi. Şeyhi Abdullah Dağıstani Hazretleri. Ne desin? Yani orada. Nazım Efendi. Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Böyle. Büyüklerin hali böyle. Bizde ne yapıyoruz hemen? Bilmiyoruz orayı ya. Navigasyon yok zaten. <laughs> Çalışmıyor orada internet yok. Nasıl bulacağız yolu? Bizim işler böyle yani. Onun için hep kesat. <laughs> Onun için hep kesat. Zahibun ila Rabbi seyahdin. Öyle söyledi. Rabbim bana yolumu gösterir. Onların çıktığı yollar bizimki gibi değil ha. Öyle asfaltlı falan filan. Çölde gidiyor onlar. Çölde giderken söylüyor. Rabbim bana yola gösterir diye. Haa.